Videoları kaldığımız yerden devam ediyoruz. Açalım. Çalışma sayfamızı. Kodlarımızı açalım. En son arkadaşlar ne yapmıştık? AutoCAD dosyasını açmıştık. AutoCAD dosyasını bir tane nokta atmıştık. Noktanın hatta şeklini, modunu değiştirmiştik şuradaki kodla. Daha sonra bir çizgi çektik. Şuradan line'la şu komutla şu blokta çizgi çektik. Daha sonrası bir tane yazı yazdık. Şimdi arkadaşlar AutoCAD'de çalışan arkadaşlar iyi bilir. AutoCAD'de çalışırken katmanla çalışmak çok önemli arkadaşlar. Katmanı nasıl yapabileceğiz? Katmanları da gösterelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle katmanlar için değişkenlerimizi bir atayalım. Değişkenlerimi yapıştırdım katman için. Yani AutoCAD katmanına mesela nokta değişkenine gene bir katmanı çizgiyi yazıyla yazı değişkenine şey yapacağım. Bu katmanları atacağım. Atacağım. Sonra geldik arkadaşlar. Önce bu katmanları bir set etmemiz lazım. Komutlar geldim arkadaşlar. Arkadaşlar şu direkt altına yazarsanız olmaz. Önce topik dosyası açıldıktan sonra katmanları set etmemiz lazım. Çünkü dosya yok. Artık katman çalıştırıyorsun. Program hata verecektir. İstediğim çalışmayacaktır. Geldim arkadaşlar. Bakın. Noktayı tamam mı? Yani noktanın değişken fark etmez. Renginde beyaz yap, şey mavi yapım arkadaşlar. AutoCAD sayfasındaki layer'a bir tane ekledim, çizgiyle ilişkilendirdim ve bunun rengini sarı yaptım. Yazıyı da beyaz yaptım arkadaşlar. Şimdi şöyle, mesela işlem yapılmadan önce hangi katmanı aktif ederseniz yapılan işlem onun üzerine yapılır. Mesela burada ne var? Nokta katmanı var. Ne yapacağım? Hemen nokta katmanı çalışmadan önce AutoCAD sayfasındaki o nokta katmanını aktif edeceğim arkadaşlar. Geldim. Bakın arkadaşlar. AutoCAD sayfasındaki aktif layer katman nokta katmanı. Direkt gelip nokta katmanı çalıştıracağım. Ve bundan sonra yapılan işlemler siz değiştirmediğiniz müddetçe, başka bir yer aktif etmediğiniz müddetçe bu nokta katmanla yapılır. Ne yaptım? Noktayı aktif ettim. Hemen arkasından nokta mı attım? Sonra ne yapacağım arkadaşlar? Bakalım. Sonra çizgi çekeceğim. Çizgi katmanında çizgiyi çizmeden hemen önce çizgi katmanı aktif etmem lazım arkadaşlar. Geldim. Ona bakıyorum. Ben çizgi çizmeden önce hemen önce çizgi katmanını aktif ettim. Daha sonra da arkadaşlar yazı yazmadan önce hemen yazı katmanını aktif edin. En son hangisi aktifse, hangi katman aktifse yapılan işlemler onun üzerine yapılır arkadaşlar. Onu aktif ettim. Şimdi kaydedelim. Ve çalıştıralım. Arkadaşlar bilgisayar biraz yavaş çalışıyor. Zaman kaybı için kusura bakmayın. Böyle yapılırsa hiç beklemeyin. Kapalı yeni başlayacağım. Sabırsın. Kusura bakmayın. Ve arkadaşlar hani böyle ilk açtığınız AutoCAD görünmüyor. Onun için bir tane kodumuz var. Arkadaşlar. En son arkadaşlar şu kodu eklersek şunları koyayım. Kodlar da içine ekleyeyim. Şu
Kod arkadaşlar zoom'a ekran. Yani nerede çalışma nerede yapıldıysa oraya zoomluyor. Ya da mesaj veriyor ekranı. Çizim tamamlandı. Program bitti. Kaydedeyim. Çalıştırayım. Çizim tamam. Geldik. Bakın arkadaşlar çalışma yaptığımız yer direkt şey yaptı. Zoomladı. Önceden şu köşede bir yere çıkıyordu. Şimdi zoomladı direkt. Görüyor musun arkadaşlar? Şimdi bakalım arkadaşlar. Şunu tıkladım. Bakın katmanları burada attı. Gördünüz mü? Yazı yazı katmanda, çizgi çizgi katmanda, işte nokta nokta katmanda arkadaşlar. Şimdi kapatalım. Arkadaşlar kurucu yaptık. Kurucu ben güvenli önem verdim arkadaşlar. O sebepten burada projelerimi şifre koyalım. Şifreyi de şuradan koyuyorsunuz. Bak sol tarafta çıkan proje. Sağ tıklayın ayarlar. Burada projeksiyon var arkadaşlar. Şuraya şifrenizi gir. Mesela 8 diyelim şifreyi. Detay girelim. 8. İsimleri kilitleyelim. İsimler görmesin. Kapatalım. Kapatalım. İşte açık olduğu için açacağız. Ama bunu kapatıp tekrar açtığımızda artık şifre bilmeyen kullanıcıları kodları göremezler arkadaşlar. Şifre girdi. 8 diyelim. Açalım. Aynı zamanda şey yapabilirsiniz arkadaşlar isterseniz AutoCAD'in ana ekranında da mesela AutoCAD'i Excel açtığımda direkt şifre mesela tıklayabiliyor şu an burada işlemde mesela adam bunu tıklayıp programı çalıştırabilir kullanabilir adam programı eğer bunu kullanmasını istemiyorsanız şu şekilde bir şifrede bir kod yazabilirsiniz ben açayım önce kodlara gelelim. Kodumu açayım. 8 enter. Şu arkadaşlar RealSoup'un içerisinde değil de bizim program içerisinde değil de program dışarısına bir tane kod yazacağız. Şu kodu yazacağız. Otomatik kaçırma kodu. Ne diyor arkadaşlar burada? Bir tane fonksiyon yazdık. Otomatik kaçırma adı. Bir tane sayaç oluşturdu. Mesela ne yapacak? Bizden bir tane kullanıcı şifrenizi girin diyecek. Ben kafadan 8 diye oluşturmuşum arkadaşlar kullanıcı şifreni. Eğer doğruysa devam edecek. Program çalışacak, açılacak. Eğer değilse, şu gereğim yanlışsa artık dosyayı kapatacak arkadaşlar. Kaydedelim. Kaydedelim, kapatalım. Kapatalım. Excel dosyasını açalım. Pardon kaçtı. Onu başka bir yere kaydetmemiz lazım. Yanlış yere kaydettiğimizi. Kod çalışmadı. Onu makrolarının içine yazmamız lazım. Açayım tekrar. Sekiz enter. Kodu arkadaşlar buraya değil de makrolarının içine yazmamız gerekiyor. Makro'nun içine yazmanız lazım. Kaydedelim. Evet arkadaşlar. Mesela bu şifreyi girmeden yapmaz çalıştığımız iki dedim. Olmadı. Birden başladık. AutoCAD arayüzünü kapattı arkadaşlar. İki defa giriş hakkı var. Ama doğru şifre girseniz program açacak. Bulabilirsiniz. İlk açışlarsa arkadaşlar ilk program biraz sıkıntı olur. Kaç defa açın kapatın düzelir arkadaşlar. Çünkü oraya sistemin yüklenmesi falan. AutoCAD açılıyor. Yüklenmesi uzun sürüyor biraz. Bir açıp kapattığımı düzelir arkadaşlar. Açtı yüklü arkadaşlar. Yavaş yavaş.
Mesela çok sağlıklı çalışmıyor. Ne güzel üzerinden otobüsü yönetmek. Ama işlerimizi, bazı işlerimizi rahat görmeleri rahatlık sağlıyor. Neyse arkadaşlar, bir süre sonra açılacaktır. Video fazla uzatmıyor. Bayağı alan kaplıyor. Teşekkür ederim arkadaşlar.